Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Öğrenci statüsüne başvuracaktım. Fakat duydum ki Ağustos ayı sonrasında öğrenci olarak devam edemeyeceğiz diye bir duyum aldık. Doğru mudur diye Ayhan Bey bize soruyorlar. Aynı şu şekilde bu cevabı verebilirim. Hayır, siz burada bir statüde bulunuyorsanız şu an yasal bir durumdaysınız ve statünüzü öğrenci statüsüne geçirecekseniz yürürlüğün gerektirdiği çalışmalar yapılıp başvurunuzu yapabilirsiniz. Ve bu başvurunuz, örnek veriyorum, önümüzdeki 6-7 ayda onaylandıktan sonra siz okuldaki eğitiminize başlayabileceksiniz. Dolayısıyla duyduğunuz Ağustos'a itibariyle artık işte öğrenci durumu olmayacak diye bir duyum yanlıştır arkadaşlar. Dolayısıyla dediğim gibi buradaki tek önemli olan nokta şu. Gelecek ay itibariyle Göçmenlik Dairesi öğrenci statüsünde bulunan kişiler için, bu C statüsüdür, F statüsüdür, M statüsüdür olan öğrencilerimiz için bir değişiklik gündeme getirdi. Yoksa bunların statülerini iptal etmiyor, yoksa öğrenci olamazlar demiyor ya da pasaportlarındaki öğrenci vizesi süresi bitmiştir, bunu artık yenileyemeyeceklerdir ya da işte pasaportunda bir yıl varsa eğitim alabilme süresi, işte burada okula artık devam edemeyecektir diye bir durum söz konusu değil. Buradaki tek olan değişiklik şu: Göçmenlik Dairesi gelecek ay öncesi, yani şu an ve öncesi için öğrenciler okula devam etmedikleri zaman bunların statülerini ihlal ettikleri gün sayısını başlatmıyordu. Ta ki Göçmenlik Dairesi bu durumda bir karar verene kadar ya da göçmenlik hakimi karar verene kadar. Öbür türlü öğrenci burada statüsünü ihlal etti ve birkaç yıl sonra çıktıktan sonra herhangi bir yıl ya da 10 yıl yasağına karşı karşıya kalmadan yeni bir vize türüyle geri gelebiliyordu. Fakat Ağustos'tan itibaren bu noktada Göçmenlik Dairesi nasıl diyelim turist statülerinde kişilere 6 ay veriyorsa ve bu 6 ay bittikten sonra kişinin günleri saymaya başlıyorsa, 180 gün yasal kalmama süresi başlıyorsa, bu da aynı artık kişi, öğrenciler duration statüsüne girmiş bile olsa, belirli bir süre konulmamış bile olsa, okullarını ihlal ettikleri zaman, programlarını devam ettirmedikleri günden itibaren o 180 gün üstü kaçak kalma ve onları geri gelememe, yani Amerika'ya bir yıl ile 10 yıl geri gelememe yasayla karşı karşıya bırakacak saat çalışmaya başlıyor. Yani buradaki tek bilmeniz gereken nokta o. Sakın lütfen paniğe girmeyin. Okuldaki eğitiminizi devam ettirin ve eğitiminiz devam ettiği sürece herhangi bir problemle karşı karşıya kalmayacaksınız.